Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Videomun başlangıcında size birkaç kesitler çektim. Bugün az önce dışarıdan geldim. Market falan öyle yerlere uğradım. Evin yine ihtiyaçları vardı. Onları aldım. Geldim şimdi eve. Onları taşıdım. Şöyle arkada hatta. Bir tane de kargo gelmiş. Onu aldım aşağıdan gelirken. Ekmek aldım gelirken. Sonra balık aldım, hamsi. Canım çekiyordu. Yarım kilo aldım. Sümeyye ile bana yeter zaten. Sümeyye de birazdan okuldan gelir. Saat 3 olmuş. Günlerden Perşembe, hafta içi. Böyle gittim. İhtiyaçları falan aldım. İyi oldu gerçekten. Hem aynı zamanda da bir video başlatayım dedim. Bu videoyu böyle birkaç günlük vlog halinde çekerim diye düşündüm. Artık videolarımı böyle bir güne sıkıştırmayayım diyorum. Çünkü öyle olunca böyle biraz çok mesela yapacak bir şey olmuyor. Bir gün boyunca çekiyorum, evde oluyorum falan. Onun yerine böyle bir şeyler yaptıkça ara ara kesit kesit çekeyim diyorum. Böylece yani birkaç günü falan kapsar artık videolarım. Bence öyle daha güzel olur. Sizin için de izlemesi de daha keyifli olur diye düşünüyorum. Dışarısı da bayağı sıcaktı. Şimdi şu şeyleri falan bir yerleştireyim. Gelirken ekmek aldım bakkaldan şöyle. Şurada bizim eve yakın hemen bir bakkal var. Oranın ekmekleri çok güzel. Ben çok beğeniyorum böyle tadını falan. Böyle yumuşak oluyor. Hiç bayatlamıyor mesela. Birkaç gün dursa bile bayatlamıyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Hep oradan alıyoruz artık. Ekmeklerimi bir kaldırayım. Şöyle. Çekmeceme koyuyorum. Böyle bayağı bir şeyler aldım. Evin ihtiyaçları vardı. Gerçekten buraya taşındığımızdan beri arkadaşlar bir sürü şey aldık. Mesela mutfak gereçleri vesaire bir sürü eksik oluyor mesela. Alıyoruz alıyoruz hala bitmedi yani. Yine gittim bugün. Ben aldım bu sefer de tek gittim. Hem daha iyi oldu yalnız gündüz. Çünkü Sümeyye çalışıyor hem okulda oluyor. O da yoruluyor zaten. Öyle. Bir tane bir de balık aldım. Canım çekmişti böyle. Hamsi aldım. Bunları ayıklarım, pişiririm bugün taze taze hemen. Öyle. Şimdilik bir burası biraz karanlık çıkıyor sanırım. Evet, bunları dolaba koyayım şimdilik ayıklayana kadar. Sonra markete gittim. BİM'e gittim. BİM'den bir şeyler aldım. Birkaç eksik ürünler vardı. Gıda ürünleri falan. Onları aldım. Bir de ayrıyetten burada Metro AVM diye bir yer var. Böyle bayağı bir içinde her şey var. Hem normal market gibi manavı da var. Hem de böyle normal ne deniyor? Böyle şey eşyaları satılıyor. Yani bu mutfak eşyaları olsun. İşte ucuzluk pazarı falan gibi tarzı bir yer. Yoruldum şu an bir de. Bir de öyle şeyler aldım. Çünkü ihtiyaçlar vardı gerçekten. Şöyle ve bu poşetti. Şimdi hızlıca bunları çıkartayım. Siz de hızlandırmış olarak izlersiniz. Şöyle. Bir tane rende aldım. Ya da hızlandırmayayım. Rende aldım. Bunları yıkamam gerekecek. Bir tane tuzluk aldım. Şöyle. Ev alışverişi videosu gibi oldu bu da. Sonra bir tane tuvalet için böyle klozet fırçası aldım. Şöyle bir şey. Bunları da hep yıkamak lazım. Bir tane bu mutfağa lavabo fırçası aldım. Böyle fırçayla temizlerim diye lavaboyu. Bir tane baharatlık aldım şöyle dörtlü. Lazım oluyordu çünkü baharatları koymak gerekiyor. Bir de böyle kapaklı olması da iyi. Yani bunu bulabildim. Orada da bir tek böyle vardı zaten. O yüzden bunu aldım mecburen. Bir
tane de son olarak böyle bir kaşıklık aldım. Bakalım, umarım bu çekmeceye uyar. Bunu denemem lazım. Böyle. Fiyatları da uygundu yani. Şöyle. Bunlar bu kadardı. Bir de işte dediğim gibi Bim'den gıda ürünleri aldım. Yani ihtiyaç olan şeyleri aldım. Yumurta aldım. Şöyle onlu. Süt aldım bir tane. Yarım yağlı. Bir tane aç bitir. Şöyle hindi salam. Bu kahvaltıda güzel oluyor. Yemesi. Bir tane mısır unu aldım balıklar için. Bu da bayağı büyük. Çok gider bize. Bayağı bir süre gider. Pilav için arpa şehriye aldım. Bir tane spagetti. Bir tane de cips aldım. Bu kadar. Arkadaşlar, bir de kargomuz gelmiş söylediğim gibi. Aşağıdan onu almıştım. Yastık söyledik ikili. Şöyle. Trendyol'dan böyle uygun fiyata bulduk bir tane. Yastığımız yoktu buraya geldiğimizden beri. Anca fırsat bulup söyledik zaten. Yani kaç gün olmuştu? Birkaç günde geldi. Böyle ikili söyledik işte normal. Yani en azından rahat uyuruz herhalde artık. Böyle iki tane. Boyut olarak iyi. Kendi şişmeye başladı açınca. Evet, böyle pofidikleşti. Bayağı yumuşak. Arkadaşlar şöyle. Böyle biz ikili 175 TL'ye aldık. Bence uygun piyasaya göre ya. Bizim işimizi görür burada. Böyle bayağı yumuşak, güzelmiş bence. Şimdi hamsilerimi pişirdim. Bayağı bir vakittir onlarla uğraşıyordum. İlk önce ayıkladım, temizledim, yıkadım, sonra tuzladım. Sonra mısır ununa bulayıp böyle tepsiye dizdim. Üzerine soğan dilimledim, biraz zeytinyağı. Böyle oldu. Yanına da salata yaptım. Bir de ekmeğimiz var. Diğer günden tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Bugün de videoma devam ediyorum. Dediğim gibi şimdi yemek yapıyorum. Bamya pişireceğim. Şöyle marketten bamya almıştık dondurulmuş şöyle. Pazara gidemedik o yüzden. Seviyoruz biz Süreyya ile bamya yemeğini. O yüzden bamya yapıyorum ben de. Böyle. Şimdi soğanlarımı doğradım. Şu şekilde. Ben soğanları şöyle yapıyorum. Sizin de aklınızda bulunsun. Böyle soyuyorum. Poşete koyuyorum. Kabuğunu soyup. Birkaç dilime ayırıyorum. 2'ye, 3'e, 4'e bölüyorum. Sonra buzdolabında tutuyorum. Sonra buzdolabından çıkarıp doğradığım zaman böyle soğuk oluyorlar. Gözümü fazla yakmıyor. Böyle bir yöntem buldum kendimce. Çünkü normalde bayağı yakıyor gözümü doğrarken. Yani o yüzden böyle olunca çok daha az oluyor. Yani fazla olmuyor. Siz de deneyebilirsiniz. Şimdi tencereme yağımı koydum. Altını açayım. Evet, yağımı soğanımı kavuracağım. Sonra salçayı atacağım. Açalım.
Üretici adresi de Yenişehir Bursa diyor arkadaşlar. Bizim memleket. Bizim de İznik zaten memleketimiz. Bayağı büyükmüş bu bamyalar. Böyle ilk kez dondurulmuş aldım. Nasıl oluyor ki? Bunlar ayıklanmış mı değil mi? Bunları direkt pişiriyor muyuz? Nasıl oluyor? Yani pişmeye hazır falan demiş ama. Yani bilemedim. Normalde bunları ayıklamamız gerekmiyor muydu? Şu şuraları kesiliyor, kafa yerleri. Ay, ne yapacağım? Evet arkadaşlar, şimdi soğanımı, yağımı ve salçamı kavurdum. Yani kavuruyorum. Bu şekilde. Şimdi su katacağım buna. Su da kaynayınca bamyaları atacağız. Sonra tuzunu, limonunu atacağız. Öyle pişecek. Şey yaptım ben de. Yıkadım bu bamyaları. Biraz şu kafa yerlerini kesiyorum bıçakla. Kesilmesi gerekiyor bence diye düşünüyorum. Çünkü kesilmemiş. Evet, şimdi ben bamyaları ayıkladım arkadaşlar. Yani şu kafa kısımlarını kestim. Güzelce yıkadım, süzdüm. Şimdi suyum da kaynadı. Atıyorum artık içine. Böyle. Bunlar pişecek zaten. Şimdi içine atayım. Evet canlarım, yemeğimi koydum, şimdi artık hazır pişiyor. Limonunu da kattım. Yarım limon sıktım. Tuzunu da attım. O pişsin artık. Bir saate pişer herhalde diye tahmin ediyorum. Şimdi kendime bir soğuk kahve yapıyorum. Onu içeceğim, oturacağım. O da yemeğim de pişer o sırada. Ben de bunu içerim, takılırım. Sonra da banyo yapacağım artık. Şöyle bayağı bir terledim. Sütüm de şöyle dibinde kalmıştı. Dilek bunu böyle içindeyken çalkalayıverdi. Öyle hemen katarım içine. Olur biter diye düşünüyorum. Boşuna başka şey kirletmeyeyim. Hadi bakalım koyalım. Oo, çok güzel olmuş. Ay şuna bakın. Krema gibi aynı. Aynı krema gibi olmuş. Starbucks kahvesi, bakın çok güzel oldu. Çok beğendim. Tam denk geleceğini tahmin etmiştim içindekini. Çok güzel. Evet, bakın. Kahvem çok havalı olmadı mı? Yemek yiyoruz. Şöyle bamya yemeği yapmıştım biliyorsunuz gündüz arkadaşlar. Şu balıklar da biraz dünden kalmıştı. Sümeyye de gelirken şu ekmekten aldı. Böyle pide gibi oluyor. Burada fırında satılıyor. Sıcacık hem güzel. Tadı da güzel oluyor. Bunları yiyeceğiz şimdi. Böyle.
Yiyelim bakalım. Hadi afiyet olsun. Cumartesi gününden tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi hazırlandık, dışarıya çıkıyoruz. Böyle üzerimi giyindim, makyajımı yaptım, saçımı yaptım. Şimdi dışarıya çıkacağız. Günlerden cumartesi dediğim gibi. Şu Bargello'nun 122 numaralı parfümünü almıştım. Bunu kullanıyorum. Baya güzel bir koku. Benim de hoşuma gitti. Bunu sıktım üzerime de. Böyle biraz gezeceğiz. Hava alacağız dışarıda. Biraz mağaza gezeriz falan. Sümeyye ile birlikte. O şekilde. Size kombinimi de göstereyim çıkmadan. Kombinim de böyle oldu. Beyaz oversize bir gömlek giydim üzerime. Altıma şöyle bir jean giydim. Mavi renkte. Şöyle. Şu çantayı taktım. Böyle bir tane saat. Bu şekilde kombinim de arkadaşlar. Yani bu kadar gösterebiliyorum size şu an. Evet arkadaşlar, biz şimdi geldik. Bu Nova'danın oralara geldik yine. Böyle AVM falan var. Sümeyye ile beraber. Evet, şimdi biraz gezeceğiz, dolaşacağız, hava alacağız. Mağazalarda falan geziniriz. Sümeyye ayakkabı falan bakacaktı arkadaşlar. Böyle biz de hava alırız, geziniriz buralarda. Ve kalabalık da güzel aynı zamanda. Makyajımı beğendiniz mi? Nasıl? Saçlarımı da düzleştirdim. Böyle biraz uzamış hatta saçlarım. Havada kararıyor, birazdan kararır. Şimdi Filo'ya geldik. Biraz ayakkabı bakacağız. Sümeyye bakacak kendisine. Sen ne tarz istiyorsun? Mesela? Spor işte. Ne renk? Çok tabanlı olmuş. Ne renk istiyorsun Çok Sümeyye? renkli bir şey değil yani. Siyah Biraz mı? O tarz beyaz. Alacağım. Ayakkabılara yine zam mı gelmiş? Geçen geldiğimizde daha çok indirimde olanlar falan vardı. Şimdi pek yok gibi. Evet, Sümeyye şimdi ayakkabı baktı Filo'dan. Böyle şunları falan bir denemişti. Böyle rengi falan güzeldi, tatlıydı. Sonra şunları almaya karar verdi. Verdik. Ben de beğendim. Şöyle siyah. Böyle siyah. Düz bir ayakkabı. Böyle bunu seçti. Şimdi alacakmış. Evet, ben de böyleyim. Şimdi karnımız acıktı. Döner yemeye geldik. Böyle Hatay usulü, İskenderun usulü. Yanında ayran. Bunları yiyeceğiz. Usta bayağı kalabalık. Arkadaşlar. Bu şekilde. Geçen de yemiştik, beğenmiştik. Güzeldi. Pazar gününden tekrar merhaba arkadaşlar. Ben şimdi kahvaltı ediyorum kendi başıma yalnız. Sümeyye şeye gitti. Okuldaki öğretmenlerle birlikte kahvaltıya gittiler. Öyle bir plan yapmışlar kendi aralarında. Onu da davet ettiler. O da gitti. Ben de şimdi kendim kahvaltı yapıyorum. Yumurta yaptım kendime.
İşte çay, domates, zeytin, ekmek öyle şeyler yiyorum. Böyle videomu da bir açayım dedim. Bu videoyu Perşembe günü başlatmıştım. Yani şu an dördüncü gündür devam ettiriyorum. Bu sefer böyle birkaç günü kapsayan bir vlog olarak çekmek istedim. Bundan sonra o tarz çekeceğim hatta. Öyle daha güzel olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü izlemesi de daha güzel oluyor. Böyle birkaç günü kapsıyor. Farklı şeyler oluyor içinde. İçerik olarak da hem daha geniş oluyor. Yani bir güne sığdırmak çünkü zor oluyor. Hani bir günde çünkü çok bir şey yapmıyorsun. Ama birkaç günde böyle daha güzel oluyor. Öyle ama bugün bitiririm artık bu videomu. Çünkü çok aşırı uzun olmaması lazım. Yani hem düzenlemesi, yüklemesi çok zor oluyor. Hem de zaten aşırı uzunda da çok sıkıcı olur. Yani izlenmesi belki iyi olmayabilir. O şekilde. Bayağı da bir şey çektim zaten. Ev alışverişine gittik. Yemek yaparken falan çektim. Dışarıda çektim. Dün yine dışarıya çıkmıştık. Böyle biraz mağazaya gittik. Canlı müziğe gittik falan. Böyle bayağı bir geniş içerikli bir video oldu aslında. O yüzden sevindim, ben de mutluyum. Yani böyle. Böyle Sümeyye kahvaltıda dediğim gibi. Kahvaltıdan gelince onunla bir plan yapar mıyız? Belki yapabiliriz çünkü öyle konuştuk. Gün içinde belki bir plan yaparız diye. Böyle ben de kahvaltımı ediyorum. Bir yandan da YouTube videosu falan izliyordum. Böyle bir şeyler yerken YouTube izlemeyi de seviyorum ayrıca. Eğer gün içinde farklı bir şeyler yaparsak kamerayı tekrar açarım. Ama eğer ki yapmazsam artık bu videoyu bitiririm arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar merhaba arkadaşlar. Biz en son yemek yedik. Sümeyye ile akşam yemeğimizi yedik. Şimdi hazırlanıyorum. Dışarıya çıkacağız. Saat 7-7.30 falan. Şöyle hafif hemen birkaç malzemeli bir makyaj yapayım diyorum. Hemen sizle de paylaşmak istedim. Şu süngerimi hemen ıslattım. Şu Light Kitten fondöteninden çok az süreceğim. Numarası 106 Light porselen rengi. En açık olan. Böyle hemen çok az birkaç malzemeli. Ay, biraz fazla geldi şu an. Fondöteni beğeniyorum. Güzel, hoşuma gidiyor. Hemen şöyle yüzümün orta kısımlarına süreceğim. Renk eşitsizliklerini gidermesi için böyle. Aslında sadece kapatıcı da sürüyorum çoğu zaman. Ama bu aralar fondöten de sürüyorum. Şu Lycad'ın kapatıcısı. Bu da yine 128 Light Beige rengi. Bunu da böyle biraz göz altımdan geçeceğim. Ve burada bir sivilcem var. Biraz pudra. Golden Rose'un pudrası. Göz altlarımdan geçiyorum. Ve T bölgemden hemen hızlıca.
Lakmis'in krem allığını uygulayacağım. 515 rozette rengi. Böyle bayağı renk veriyor. O yüzden az süreceğim. Süngerle sürdüğüm için bayağı ürünü emdi muhtemelen, evet. Yani çok belli olmuyor. Evet. Böyle. Şimdi şu Biolis'in 501 Roz dudak kalemiyle bu Lycoud'un 274 Peach rengini birlikte sürüyorum. Bunlar güzel birbirine uyumlu renk olarak. Biz de böyle bir hava alacağız. Birkaç alışveriş de yapmamız gerekiyor aslında. Gratis'e falan gitmemiz gerekiyor. Bunu da üstüne sürüyorum. Renk olarak bunları uyumlu buluyorum birbirine. O yüzden ikisini birlikte kullanıyorum. Kaşlarımı tarayacağım. Evet, makyajım bu kadar. Böyle günlük bir makyaj yapmak istedim. Üzerime böyle bir tişört giydim. Saçlarımı dün düzleştirmiştim. Hala bozulmadılar. Böyle. Şimdi çıkıyoruz artık. Şimdi Piyasa AVM'ye geldik arkadaşlar. Burada biraz gezeceğiz. Kitap falan bakacağız Sümeyye ile birlikte. Gratis'e uğrarız. Böyle. Reyonlarının olduğu bir yere geldik. Kitapçıya geldik. Burada klasikler falan var Sümeyye. Ama çok yok ki. Kişisel gelişim falan yok mu? Geldik. Bir şeyler aldık. İhtiyaçlar vardı. Böyle arkadaşlar, bir deodorant almıştık geçen. Onun böyle kapağı bozuk çıkmıştı. Onu getirmiştim değiştirmeye. Sonra buradaki çalışan yaptı onu. Böyle. Düzeltti. Herhalde yanlış çevirmişiz falan. Öyle. Şimdi kasadayız sırada. Evet, şöyle gratisten alacaklarımızı aldık. Şimdi Elsiva 2'ye geldik. Şöyle Sümeyye bir şeyler bakıyor. Tişört falan deneyecekmiş. Bakınıyorum ben de. Şöyle ay şu incili hırkalar falan çok tatlı değil mi? Bakın. Böyle. Renkleri de var. Ay yumuşacık bir de. Çok güzel. Şöyle farklı renkleri de var. Şöyle ben de böyle giyindim bugün. Ayakkabılarım. Şöyle. Böyleyim. Çantam. Bir de poşetim var. Bu da ağırlık yaptı bana biraz. Gözlüklerimi de taktım. Şöyle.
şöyle. Evet, şimdi Elsweek'teyiz. Şöyle bir tişört denedim arkadaşlar. Small beden. Böyle yeşil renkte, açık yeşil. Böyle arkası böyle. Şöyle yırtmaçlı. Small beden benimkisi. 150 lira fiyatı. Ben beğendim aslında. Güzel durdu. Şimdi bir tane daha var. Onu da deneyeceğim. Bir tane de bunu denedim böyle. Bu da small beden. Fiyatı aynı. Güzel duruyor aslında. Rahat da. Kumaşı falan da rahat. Bakalım. Bakacağım. Arkadaşlar. Önünde bir kelebek detayı var. Rengi antrasit rengi sanırım. Şöyle. Evet arkadaşlar, biz şimdi eve geldik. Şimdi birkaç bir şeyler aldık AVM'den. Size onları gösterip videomu artık bitireceğim. Gratis'ten böyle birkaç ihtiyaçlar vardı. Onları aldık. İşte şöyle pet falan. Bir de şöyle bir tane güneş kremi aldık. Bu Siraceptin'in 100 güneş koruyucusu. 50 SPF olan. Karma ve yağlı ciltler için olanmış. Yani bizimki bitmek üzereydi. Bu sefer böyle bir marka aldık. Bunu ilk kez aldık. İlk kez deneyeceğiz. Merak ediyorum. Şöyle açabilirsek iyi olur aslında. Fiyatı da 82 lira falandı. İndirime düşmüş. Böyleymiş. 50 ml'lik bir ürün. Bakalım, deneriz bunu da. Şöyle. Böyle. Bir de bu deodorantı götürmüştüm. Şu kapağını bozuk diye. Oradaki çalışan yaptı. Oldu şimdi. Böyle. Bir de Elsweek'ten bir şeyler almıştık. Yani Sümeyye aldı daha doğrusu. Kendisine ben bir şey almadım. Bana da aldı, bir tane tişört aldı orada. Elsweek'ten şöyle bir şey aldı. Sweet tarzı böyle çizgili. Lacivert desen. Güzel bence, gayet hoş. M beden almışım. Bu şekilde. Bir tane, iki tane tişört almış. Bir tane böyle siyah renk. L beden. Düz. Bir tane de böyle beyaz renk almış. Bu da L beden. Böyle. Güzel bence. Günlük hayatta da giyilir. Hem spor ve şık ve güzel parçalar. Böyle basic. Kumaşları falan da güzel. Zaten Elsweek güzel oluyor. Ben de Instagram'da linkler paylaşıyorum. Elsweek ile işbirliklerimiz oluyor. Oradan, Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan bayağı bir paylaşımlar yapıyorum günlük hayatta. Story, Reels falan, yani bayağı aktifim. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Ben de bunu beğendim. Böyle bir tişört. Yeşil renkli. Şuraları böyle yırtmaçlı. Small beden. Böyle. Bunu da bana aldı. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir de Diyanar'dan kitap aldık. Kitap istiyorduk almak. Şu ikisini Sümeyye seçti. Bunu da ben seçtim. Onun seçtikleri Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi'nde Cinayet. Bu kitabı duymuştum. Bence ilgi çekici bir kitaba benziyor. Sonra bir de şey almış. Pandora'nın Kutusu, Osamu Dazai. Yabancı birisi.
Öyle. Ben de şunu seçtim. Hayat kaybettiğin yerden başlar. Miraç Çağrı Aktaş. Böyle. Biraz kişisel gelişim tarzında. Türk bir romancı. O da yabancı almış. Ben de Türk aldım. Böyle. Evet, bu kadar aldık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Umarım aboneler de artar. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bayağı 4 günü içeren uzun bir vlog oldu gerçekten. İçinde de her şey var. Alışveriş, yemek, gezme, ev alışverişi. Bir sürü şey var. Gerçekten bayağı dolu dolu bir video oldu. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız, beğenirsiniz. Bu şekilde artık bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.